Merhaba arkadaşlar. Biraz geç kaldım sanırım ama şimdi Kızılay Güven Park'a gideceğim. BGV ile Elmer Halk Hayat Merkezi'ne gideceğiz. Ben de ilk defa gideceğim. Bakalım nasıl bir yer. Görüşürüz. Evet, yokuş başladı. Değil mi? Buradan dağın tepesine kadar çıkacakmışız. Bayağı bir yokuş çıkacakmışız. Elma Dağı'nın tepesine kadar çıkacağız. Elma Dağı'nın tepesine Bikim kadar evinden başlıyor. Çıkacağız diyor Mustafa Hoca. Bikim evinden başladık. Hadi bakalım. Nereye kadar? Yakup Aptal'dan Elma Dağı tırmanıyoruz. Yakup Aptal'ı geçtiğimiz noktalarda %22 yokuşlar var. %22'lik yokuşlar var. Tabii o yokuşları çıkmak ayrı bir zevk. Bisiklette biliyorsunuz biraz böyle acı çekmek. Yarışta zaten malum da bazen gezide de oluyor. Güzel oldu. Manzarayı da görürseniz çok güzel bir Ankara manzarası. Hüseyin Gazi gözüküyor mu? Hüseyin Gazi karşıda. Hüseyin Gazi'nin daha üstlerindeyiz şu anda. Biz yukarıda rakım olarak. Ankara'nın büyüklerinden, hepimizin büyüklerinden Hüseyin Gazi. Mübarek Hüseyin Gazi'nin. Şu an karşısındayız. Bizim çıkacağımız yer Ankara'nın. Yakup Aptal ve bütün Ankara. Sol tarafımız Çankaya. Ankara'nın en yüksek noktası mı? Ege Mahallesi, Akdere. Ankara'nın en yüksek noktası diyebilirim. Tam şimdi hesabını bilmiyorum ama bayağı yüksek. Daha da şu anda tırmanmaya devam edeceğiz. Daha yükseleceğiz. Oo. Son noktada değiliz. Orada da konuşacağız. Tamam hocam. Ve görüyoruz işte şu yokuştan çıktık. Ben de böyle. Çıktım. Sen de çıktın.
Evet, Elmada kayak merkezine geldik. İlk defa geldim ben de. Son yokuş. Araziydi, güzel çıktık. Burada dinleneceğiz, çay içeceğiz. Şimdi ben size biraz manzarayı çekeceğim. Ondan sonra yine görüşürüz. Kameram açık olsa ben de çıkardım. Evet, grup tek tek geliyor. Hocam maşallah var. Kayak merkezindeyiz, pist çok güzel. Çiçekler, bitkiler, her şey çok güzel. İlkbahar geldi. Burayı kullanıyorlar mı kışın ya? Abi, kullanılıyor. Vaa. Gençlik Spor'un kayak merkezi. Elmadağ kayak merkezi. Ankara bu tarafta kaldı. İşte biz şuradan geldik. Şöyle. Güzel. Temiz hava var. Bol bol yeşillik var. Ankara'nın içinde göremediğimiz sessizlik var. Gitti, su dolu, su dolu. La ben böyle su nasıl dolu? Lan oğlum oralara gitme. Lan biniyor. Suya inecek. Suya. İslanmasın diyor. Oo, iniş biraz. Yok yok, o ayağını değdirip geri kalkacak herhalde. Valla adam, ben mangal var dedim, diye indi de. Gelirse abi, adamın gelirse rüzgarlı da var ha beyler. Çok o demek. Şöyle oturalım. İşte böyle pazarları fırsat buldukça toparlanıp işte gruplarla, işte özellikle BGB ile çıkıyoruz. Ankara çevresinde 60-70 belki de 100 kilometrelik git gel turlar yapıyoruz. Güzel arkadaşlıklar oluyor. Yani değişik insanlarla tanışıyorsun. Ben Ağustos ayında, 2017 Ağustos'ta yoğun bir şekilde binmeye başladım bisiklete. Ankara'da birkaç farklı grupla sürüş yaptım. Hani bu şekilde sosyal aktiviteler hem içinde spor barındırıyor. Keyifli oluyor. İlk başta zorlanıyorsunuz tabii, hani özellikle bisikleti yeni aldığınızda şey oluyor ya, bilmiyorsunuz çünkü hani bizim zamanımızda küçükken bir dağ bisikleti vardı, onu bilirdik. 2 sene önce 2016'da ben aldım, dağ bisikleti aldım tabii işte bilmediğim için. Sonra baktık ki olmuyor yani, hani turlarda şimdi araziye çıkmıyorsun, asfaltta sürüyorsun. Öyle olunca da modifiye etmeye başlıyorsun ya da yeni bilinçlendikten sonra değiştirip işte sürüş tarzına göre bisiklet alıyorsun. İşte yoldur, şehir bisikletidir, tur bisikletidir. Benim bisikletim dağ bisikleti ama ben onu işte üzerinde bayağı bir oynama, aksesuar, işte ıvır zıvır tekeri değiştirdim. Onunla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. İşte tur bisikleti yapmaya çalıştık kendi çapımızda. İşte lastikler, bagajlar, gidon, sele olsun, işte pedallar. Bayağı bir değişiklik yaptık, masraf yaptım. Ufak tefek videolar çekiyorum. Siz de izler, bana destek olursanız, yani en azından destek derken hani beğenirseniz, yorum atarsanız memnun oluruz. Bizi daha çok teşvik eder video çekmeye, işte yaptığımız işlerin insanların beğenmesi bizim de hoşumuza gider. Daha güzel şeyler çıkartmaya çalışırız. Daha güzel paylaşımlar yaparız. Bu paylaşımlarımız başka insanlara feyiz olursa ne mutlu. Çünkü ben öyle oldu. İşte sosyal medyada, YouTube'da gezenler, bisiklete binenler, gezginler. Onları takip ettikçe ve ben de imrendim açıkçası. Hani izlediğiniz zaman hoş oluyor. Bakalım. Bu şekilde videolar devam edecek inşallah. Takipte kalın.
bir turun daha sonuna geldik. Bugün Elma Dağı çıktık. Herhalde bir 60 kilometre falan yapmışızdır. Yükselti de çok iyiydi. Keyifli bir tur oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.